Kayıplar gizemli gezilerdir. Nereye gidecek? Bundan sonra ne olacak? Küçük adam, henüz bir çöl faresi yakalamış olan bir şişen engerek buluyor ve olağanüstü bir şey yapıyor. Çöl faresini şişen engereğin ağzından alıyor. Ve umursamazca ölümcül yılanın yakınına yerleşip avını yiyor. Onu bitirdikten sonra da şişen engereğin kendisine saldırıyor. Şişen engereklerin ani bir ısırıkla yüksek dozda öldürücü zehir zerk edebilecek büyük dişleri vardır. Geliyor. İşte saldırıyor. Borsuğun asıl avantajı ne dişleri ne pençeleridir. Asıl avantaj yırtıcılığı, direnci ve ısrarcılığıdır. Sanırım onu yakaladı. Işık. Işık. Borsuk, Afrika'nın en tehlikeli hayvanlarından birini öldürdü. Her zamanki gibi yılanın başından başlıyor ve öldürücü dişlerini yok ediyor. Ama bu kez çok geç kalmış olabilir. Look at his right cheek. The right cheek, it's swelling up. Kleinman şişen engerek tarafından ısırıldı. Gövdenin sağ tarafında bir şiş var ve yılanı yemeyi bıraktı. Bu Keith ve Colin için gergin bir an. Küçük adama bu kadar yaklaşmak aylarını aldı. Küçük adam oldukça ilginç bir karakter ve onlara porsuklar hakkında çok şey öğretti. Görünüşe göre şimdi de porsukların nasıl kolay ölebildiğini gösteriyor. Solunumu çok zayıfladı. Sağ gövdesinde tenis topu büyüklüğünde bir şiş var. Yerde hareketsiz yatıyor. Ama yaklaşık 2 saat sonra yaşam belirtileri göstermeye başlıyor. Saat 3.48 ve Kleinman iyileşiyor gibi görünüyor. Ama şiş hala duruyor. Bazı hayvanların yılan zehrine bağışıklıkları hakkında çok az şey bilinir. Hala çok şiş görünüyor. Ama bir şey kesin. Küçük adam bir aslanı öldürebilecek bir yılan ısırığından sonra hayatta kalabildi. Ve şimdi de araştırmacıların tüm şaşkınlığına rağmen ölümcül yemeğine devam ediyor. Thank you.